erkek eşit mi? Eşit değilsek niye değiliz? Eşitsek niye sürekli ayrımcılığa uğruyoruz? Bu çoğumuzun yaptığı bir tartışma muhakkak. Kendi kadın erkek ilişkimizde, arkadaş ortamlarında. Hukuk kurallarına baktığımız zaman hukuken de eşitiz aslında. Yani kanunda eşit gözüküyoruz. Fakat Dünya Ekonomi Forumu'nun 2016'da yaptığı cinsiyet eşitliği raporuna göre kadın ve erkeğin iş hayatında temsil edilmesi için sizce kaç sene gerekiyor olabilir? Eşit olmamız için. Çok hızlı birkaç tane şey almak istiyorum. Var mı fikriniz? 93 iyi yaklaştınız. 117 sene gerekiyor. Eşitiz diyen lütfen bu örneği hatırlasın. Yani 117 sene sonra ancak iş hayatında eşit bir şekilde temsil edileceğiz. Ve baktığınız zaman sorumluluk anlamında da eşit gibi gözüküyoruz. Kadınların pek çok özgürlüğü var gibi gözüküyor. Ama baktığınız zaman bir yerde yine bir sıkıntı var. Şimdi kadın erkek beraber sabah kalkıyorlar, işe gidiyorlar. Birisi doğalgazı ödüyorsa birisi elektrik faturasını ödüyor. Beraber çıkılacak tatilin faturaları beraber ödeniyor ya da onun için beraber para biriktiriliyor. Fakat kadının gelenekten gelen görevleri evde devam ediyor. Yani ikisi aynı anda çalışıyorlar, aynı eşit maaş kazanıyorlar. İkisi de yoruluyor. Eve geliyorlar, adam televizyonun önüne oturuyor ya da PlayStation oynuyor oluyor. Kadın sofrayı kuruyor, yemek yapıyor, sofrayı topluyor. Çocuk varsa çocuklarla ilgileniyor, ütü varsa ütü yapıyor, çamaşır yıkıyor. Gece bebek varsa geceye kalkıyor, adam çok prensipli, kendini hiç bozmuyor, hala PlayStation oynuyor. Hiç devam ediyor buna. Alkışlar, kadınlar alkışlıyor arkadan. Devam ediyor. Durun, daha bitmedi, geliyoruz. Ve bu kısır döngü devam ediyor. Bir noktadan sonra kadın iflas ediyor artık. Çünkü bu robot değil, bu bir canlı ve o da yoruluyor, o da para kazanıyor ama evde de bu şeyleri devam ettirmek durumunda kalıyor. Kadın bir noktadan sonra ben bunları yapmak istemiyorum dediği zaman erkek sorgulamaya başlıyor. Kadınlık görevleri, erkeklik görevleri devreye giriyor. Boşanmalarda bunlar kimi zaman ortaya çıkarılıyor ve kadının bunlar görevi olarak kabul ediliyor. Bazen kadın kendisi içselleştirmiş, otomatikman içselleştirmiş oluyor bunları. Haliyle İlişkilerde sıkıntılar başlıyor. Ben burada kadına da erkeğe de kızmıyorum. Çünkü bunlar bize çok küçüklükten aslında empoze edilen şeyler. Eğitimle de alakası yok. Eğitim bunu biraz kırıyor ancak kadınlarda ve erkeklerde. Bu ülkede göster oğlum amcalara pipini kültü var mesela. İhtişamlı bir şey olsa anlayacağım sürekli gösterilmesini. Ama neden o pipi sürekli sergileniyor onu hiç anlamıyorum. Göster oğlum amcalara pipini, aç oğlum pipini, oğlum pipini çağır bize yemek yesin. Pipi bir kişilik çünkü, böyle bir kişilik atfediliyor ona. Çocuk haklı. Bir süre sonra bunu bir şey sanıyor. Yani pipisini göstermesi gerektiğini düşünüyor. Sonra biz kadınlar diyoruz ki erkekler niye böyle? Yani acaba niye böyleler? Küçükten geliyor bunlar. Kız çocuklarına da tam tersi. Sen kızsın, yapmamalısın, yapamazsın, yapmayacaksın. Sen bu bölümü okuyamazsın. Sen böyle gülemezsin. Sen bunu giyinemezsin. Sen bunu yapamazsın. Erkekleri cinsellikleri yerine ne kadar övüp performanslarıyla ne kadar onu bir toplumda yer edindiriyorsak kadınları da kendi cinselliklerine o kadar utandırıyoruz. Değil mi? Daha ergenliğinden başlıyor erkeklerin. Seviştin mi? Kaç kişiyle seviştin? Nasıl seviştin? Ne zaman seviştin? Kızlara da tam tersi. Aman kızım sevişmesi. Ya bir mantık hatası var burada. Şimdi adam sevişsin kız. Ya bu adam kimle sevişecek her şeyden önce yani? Bir sıkıntı var yani orada. Erkekler mi alkışlıyor galiba? İşinize geliyor galiba değil mi konu? Burada bir mantık hatası var baktığınız zaman. Ama bunu böyle söylediğimiz zaman biraz komik oluyor. Komik çünkü ama gerçek hayatta yaşananlar tabii ki de çok farklı. Bu masallardan başlıyor aslında. Masallara baktığımız zaman şimdi Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel, Rapunzel bunlara bakın. Bu kadınlar hep kapalı bir yerde, cam fanusta bir yerde, izole bir yerdelerdir. Çünkü bu izolasyon aslında nedir biliyor musunuz? Bize ne mesaj veriliyor? Onlara el değmiyor. Onlar hala bakire. Ve kim açacak o cam fanusu? Ejderhayı kim kıracak? Onunla evlenecek olan prens. Evliliğin kutsallığı, kocanın kutsallığı ve orada onların izole şekilde o kadınların yaşıyor olması yine o bekaretin temsili. Aslında bize alttan alttan bu mesajları veriyor. Bir de bakın bu kadınların hep ortak özellikleri vardır. Hepsi çok güzel. Hiç konuşmuyorlar. Erkeklerin en sevdiği. Ve kendilerine ne kötülük yapılırsa yapılsın, hiç itiraz etmeyecek kadar salak kadınlar bunlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Yani başlarına bin bir türlü bela geliyor, hep böyle bekliyor cüceler falan. Böyle mutlu mutlu takılıyor bu kadınlar. Bu nedir? Başına ne gelirse gelsin, kadın olarak ne yaşarsan yaşa, sus.
Kabul et, cefakar ol, vefakar ol. Sonunda sana büyük bir şey vaat ediliyor. Evlilik. Evleneceksin. Yakışıklı prens. Erkekler yakışıklı değilseniz bittiniz zaten. Öyle bir sizin de yani böyle bir handikapınız var masallara göre. Ve devamında sadece bu değil bilinçaltımıza işlenen şey. Cadılar kim masallarda hiç fark ettiniz mi? Adamların ikinci karıları. İkinci kez evlenen var mı içinizde? Burada yine söylenen şey şu, ilk evlilik kutsaldır. Evleneceksiniz de boşanmayacaksınız. Boşanmak kötüdür ve ilk evlilik kutsaldır. İkinci kadın ya da ikinci evlilik o evlilik kurumunun kutsallığını bozuyor aslında. Bize bunlar o kadar derinden işleniyor ki biz bir noktadan sonra bunları içselleştiriyoruz. Bakın kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemediği için, ormana girdiği için kurt tarafından yeniyor. Bu da yine bir bilinçaltı mesaj. Sonra bazı kahramanlık masallarında şu var. Genelde işte erkekler savaşta ölmüş oluyor, kadınların savaşa gitmesi gerekiyor. Kadınlar savaşta erkek kılığında, aslanlar gibi cenk ediyorlar aslında kadınlar ama erkek kılığındalar. Fakat masal bu ya, kadın yanındakine aşık oluyor, savaştan dönünce, bir aşk olacak, bir romantizm olacak illa orada. Savaştan dönünce yanında savaşçı adamla evleniyor. Adam açısından biraz sıkıntılı, kimle evlendim, asker arkadaşımla evlendim. Savaş, yoğun stres altında biz aşık olduk yanlışlıkla silah arkadaşımla. Yani bir mantıksızlık var ama kadına hep bir böyle bir şey yükleniyor ve hep şu mesaj veriliyor. Dış dünya erkeklere ait bir dünya. Biz kadınlar içeride olmak durumundayız, zorundayız. Bu bizim görevimizdir ve dışarıda da ancak erkek kılığında olabiliriz. Yani bu masallardaki dışarıda olanlar hep erkek kılığında olduğu için bizim de erkek kılığında dış dünyada olmamız gerekiyor. Bugün baktığınız zaman iş hayatında yoğun çalışan kadınlar neden eleştirilir? Erkeksi tavırları yüzünden eleştirilir. Erkek kılığında değiliz ama evet, öz eleştiri yapacağım. Erkeksi tavırlarımız var. Peki niye? Bir öz eleştiri siz de yapın. Merhaba nasılsınız diyorsun adama. Nasıl olduğumu akşam yemekte konuşalım istersen diyor. Yani selamünaleyküm birader mi demem gerekiyor illa beni ciddiye alman için. Yani kadınları iş hayatında ciddiye alınmak için erkeksi tavırlara mecbur ediyorlar. Kim yapıyor bunu? Erkekler yapıyor. O zaman erkeklerin burada öz eleştiri yapması gerekiyor. Ben iş hayatında ciddiye alınmak için erkeksi tavırlar sergilemek zorunda kalmak istemiyorum açıkçası. Bu noktada yine şuna geliyoruz. Eleştiriler, kadınlara yöneltilen eleştirilerde aslında kadınların suçu yok. Kadınlara ben burada kızamam. Yine toplumun ataerkin getirdiği kurallara ve dayattığı şeylere kızıyorum aslında ben yine. Çünkü masallardan bu yana geliyor ve gündelik hayatımızda bütün bu şeyler aynı şekilde devam ediyor. Baktığınız zaman alın yine her zaman bizim tabu olan çünkü bu coğrafyada cinsellik. Erkek cinselliği yaşasın, kadın cinselliği yaşamasın. Ama siz kadına sevişmediği zaman kezban diyorsunuz. Seviştiği zaman kaşar diyorsunuz. E bu kadın ne yapsın? Ne yapacak yani? Ne yapsın? Bana onu söyleyin. Nasıl var olacak? Sizin onayınızı ya da sizin takdirinizi nasıl alacak bu kadın? Çünkü her yaptığında eleştiriyorsunuz. Yapamazsın, edemezsinlerle büyütüyorsunuz. Ve sonra sen bunu yapamıyorsun diye onu suçluyorsunuz. Bir kadın iş hayatında eğer çocuk doğurduğu zaman çocuğuna bakmak için işini bıraktığı zaman zaten tekrar yani kendisi bırakmasa da ister istemez iznini kullandırmadan kadını işten çıkarıyorlar. E peki siz bu kadın evde oturup çocuk baktığı zaman kocası dahil geliyor. Ya sen de işte ev hanımısın, evde oturuyorsun. Sanki ev hanımlığı çok ciddi bir yoğun emek gerektirirken ve bence çok önemli bir işken sen bu kadına kendini değersiz hissettiriyorsun. Toplumda var olmasının sebebini ancak çalışıyor olması olarak lanse ediyorsun. Bu kadın ne yapsın? Evde çocuğuna bakıyor, sana yaranamıyor. Dışarıda çalışıyor, ne biçim kadın diyorsun. Bakıcıya bırakıyor, aman ne pis anne bakıcıya bırakmış diyorsun. Kreşe vermiş ama kreşlerde çocukları dövüyorlar diyorsun. Bu kadın ne yapsın? Bu kadına biz hiçbir şekilde yaşam alanı vermiyoruz, tanımıyoruz ve haliyle de sonrasında da ondan kendisi olmasını, mutlu olmasını, bir birey olmasını ve dayatılan hiçbir şey yokmuş kafasında, sınırları yokmuş gibi yaşamasını bekliyoruz. Bu çok mümkün bir şey değil bence. Yani bir örnek vereceğim size.
Bir gün bir müvekkilim aradı. Dedi ki Feyza Hanım, bizim bir arkadaşımız var. İyi bir avukat sordu. Sizi söyledik. Telefonunuzu verelim mi dedi. Verin dedi. Telefonum çaldı. Avukat Feyyaz Bey'le görüşebilir miyim dedi. Buna çok alışıyorum. Duruşmaya giriyorum, eve geliyorum, ofise geliyorum. Bakıyorum avukat Fevzi, avukat Feyyaz, avukat Feyzi. Hani böyle şeyler oluyor. O yüzden de çok yanlış anlaşılmaları olduğu için dedim ki ben avukat Feyza. Ama Feyyaz dediler bana dedi. Yanlış olmuş dedim. Ben Feyza, başka yani avukat yok bu telefonda. Dedi herhalde yanlış oldu. Ben bir kapatayım, tekrar arayayım. Tamam, bekliyorum, tekrar aradı. Ya evet evet Feyyaz'mış dedi. Dedim ki vallahi Feyyaz yok burada. Yani ben varım, avukatım. Doğan da benim müvekkilim. Benim numaramı size vereceğini biliyorum. Yani benim o. Allah Allah dedi, bu nasıl iş olur, bana Feyyaz dediler, iyi avukat dediler dedi. Kardeşim dedim. Yani inanmıyor. Ben Feyza'yım ve iyi avukat olamam. Abartmıyorum, bunu gerçekten yaşadım. Kapattı. Ben müvekkilimi aradım. Dedim ki bak Doğan, adam beni sinirlendiriyor. Sinirim bozuluyor. Arayın dedim, aramasın beni. İstemiyorum ben bunun müvekkili şey, avukatı olmak. Tekrar beni arıyor. Bana Feyyaz'ı ver dedi. Yedim Feyyaz'ı dedim ben de. Yani ne diyeyim? Yok Feyyaz. Adam inanmıyor. Yine ya yine buna benzer bir örnek. Seneler önce Amerika'ya gideceğim. O zamanki erkek arkadaşım dedi ki ben Amerika'ya gideceğim dedim. Gidemezsin dedi. Neden dedim? Özlerim, mesafe uzak, ben de ya romantik bir şey bekliyorum. Orada zenciler var dedi. Hacı dedim, zenciler sana ne yaptı? Sen dedi ne demek istiyorsun dedi. Bilmiyorum, sen ne demek istiyorsun dedim. Ben de onu demek istiyorum sana dedim. Ya ya işte kafa bu. Bu toplumun, bakın samimi söylüyorum, kafası bu. Ahlak, gerçekten ahlak sorguladığımızda ahlak var mı yok muyu söylemeyeceğim ama ahlakçılık var. Ve bu ahlakçılık kadın bedeni üzerinden gidiyor. Ben kabul etmiyorum. Ben yan görev kabul etmiyorum. Niye bir hükümet kurulduğu zaman sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı kadın oluyor? Niye Adalet Bakanı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı kadın olmuyor? Neden sadece yan görevler? Belediye başkanı oluyorsun, belediye başkan yardımcısını kadın yapıyorsun. Ne güzel, niyesi güzel? Ben belediye başkanı olmak istiyorum. Niye müsteşar oluyorum, başbakan olmuyorum? Neden bana eşit şartlar sunulmuyor iş hayatında? Ben kabul etmiyorum, ben yan görev kabul etmiyorum. Duruşmada ben bugün bunu gözümle gördüm. Kadın geldi, hakim kadın, hakim bey diyor. Bakıyorum kadına, kadın hakim ya, hakim bey diyor. O hakim, o bey hakimse bey olur ancak. Hakime hanım olamaz. Hani biliyor bilmiyor onu ayrı mesele ama bu... Böyle gerçekten ben bunun kırılmasını istiyorum. Her şeyle ilgili. Bakın ben demiyorum ki herkes, erkeklere böyle yapıyorsanız kız adil olunsun. Edepse herkese edep. Ben edepliyim. Sen edepli değilsen senin edepsizliğin beni niye etkiliyor ki? Ben niye senin yüzünden sokağa çıkmıyorum? Ben de gece 3'te gezmeyi en az bir erkek kadar hak ediyorum. Kimse bunu kısıtlayamaz. Ben ben istediğimi giyerim arkadaş. Sen kendi gözüne bakacaksın. Sen kendi nefsine bakacaksın. Ben sonuçta bu toplumu provoke edecek, insanları kışkırtacak, toplumun huzurunu bozacak şeyler yapmıyoruz ya bu ülkede biz kadınlar olarak. Biz mutlu olmak istiyoruz, biz kendimiz olmak istiyoruz. Bize bir şey dayatmadan, bizi sıkmadan, bizi bunaltmadan, biz gerçekten var olmak istiyoruz. Ben bana dayatılan bütün yasaklara, yapamazsınlara, bana neler söylediler, neler söylediler, olmaz, yapamazsın, edemezsin, yapmamalısın. Yaparım. Sen kimsin ki? Senin benden ne özelliğin var? Bu mu? Yok kardeşim. Hiçbir önemi yok benim için. Yok yok. Ben bir kadınım. Eksik ya da yarım olduğumu düşünmüyorum bu halimle. Beni bütünleyen şey bir koca, bir çocuk, bir evlilik de değil. Bunlar ancak doğru yer, doğru zaman ve doğru insanla beni mutlu eden, hayatımı paylaştığım bir kurum, yanımda bir insan, evladım olabilir.
Bunlar beni bütünlemez. Ben kocasız da varım, ben çocuksuz da tümüm. Ben kariyerimle, işimle, aşklarımla, hırslarımla, tutkularımla, ruhumla, görüntümle, cinselliğimle, istediklerimle ve istemediklerimle bir kadınım. Varım, tümüm, var olacağım ve bunu kimse bana eksiksin, yarımsın, yapamazsın, edemezsin diyerek beni asla engelleyemezler bu ülkede. Ben iddia ediyorum, bizim atasözlerimiz bile kadınları aşağılar nitelikte, erkekleri över nitelikte, karı gibi ağlama derler mesela. Erkek gibi erkek, adam gibi adam, adamın dibi ya da bir kadını övmek için bile erkek gibi kadın derler. Ben kadın gibi kadınım. Erkeklik sizin olsun. Erkekliğe bu ülkede çok fazla şey atfediliyor. Ben kötü olduğu için söylemiyorum. Ne demek istediğimi çok iyi ifade edebiliyor muyum bilmiyorum ama anlaşıldığımı düşünmek istiyorum. Erkeklikle bir sorunum yok. Erkekliği överken kadınlığın bu şekilde yerden yere vurulmasıyla sorunum var. Bu coğrafyada kadın olmak direnç demek. Kadın olmak mücadele etmek demek. Kadın olmak belki 5 katı, belki 10 katı çaba göstermek demek. Kadın olmak yapmadığın şeyler için bile yaftalanma korkusuyla yaşamak demek bu coğrafyada. O yüzden erkeklik çok onurlu, çok gururlu vesaire olabilir. Sizin onurunuz, gururunuz sizi ilgilendiriyor. Ben bir kadın olarak kadın gibi kadınlık onurum ve kadınlık gururumla yaşıyorum bu ülkede. Böyle yaşayacağım ve eğer erkek olarak cesareti olan varsa buyursun gelsin Türkiye'de kadın olarak yaşasın, meydan okuyorum ben. Ciddi söylüyorum. Size çok samimi söylüyorum. Ben bu ülkede sevişti diye kızının kemiklerini kırarak, bir sağlam kemik bırakmayarak döven baba gördüm. Bu ülkede kadınlar, biz burada belki bir grup olarak birbirimizi anlıyor olabiliriz. Ben rahatlıkla bunları konuşuyor olabilirim. Bu ülkede eline halat verip kendini öldüreceksin ya da biz seni öldüreceğiz diyen kadınlar var. Hala intihar gibi gözüken ve çözemediğimiz dosyalar var. Bu ülkede güldü diye, sokakta birisiyle flört etti diye dövülen, öldürülen, asılan kadınlar var. Her gün görüyoruz haberlerde, değil mi? Gerçekten biz kadın ol, insanların kadınlık onurunun ve gururunun olduğunu bu ülkede düşünmüyoruz. Ama bunun artık anlaşılması, bilinmesi ve algılanması gerektiğini düşünüyorum. Biz bundan sonra kadın olarak ölmeyeceğiz, yaşayacağız, kahkaha atacağız, sevişeceğiz, güleceğiz, çocuklar doğuracağız eğer istersek, istemezsek doğurmayacağız, çalışmak istiyorsak çalışacağız, çalışmak istemiyorsak artık nasıl yaşayacağız onu bilmiyorum, çalışmak lazım çünkü ama bir şekilde o halledilir diye düşünüyorum, çalışılır. Biz bu şekilde var olacağız, bizi bu şekilde kabul edin, kabul etmek zorundasınız. Etmeyenler olursa da ettireceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ben.